%0,40'ı aşan oranlarda düşüyor. Yani küresel piyasaların içeriye de çok olumlu bir yansıması yok. Oradan gelen etki negatif demek mümkün. Piyasa ile ilgili şimdi değerlendirmeler alacağız. ALB menkul değerlere dönelim. Arda Coşar orada karşımızda olacak. Arda Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi bugünün gündeminde neler var diyecek olursak bir küresel piyasaların negatif seyrettiğini hatırlatmakta fayda var. Bu negatif seyir biraz daha işte şirket bazlı haberlere dayanıyor, Ukrayna'ya dayanıyor gibi gözükmekle beraber saat 17'de Türkiye saatiyle Fed Başkanı Yellen'ın konuşması var. Yarın yine konuşacak. Yarın bir de Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısıyla beraber Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin vereceği mesajlar var. Finansal piyasaların gündeminde biraz daha dış odaklı seyir var. Bir dipnot olarak da aktarmakta fayda var. Bugün Financial Times'ın Türkiye zirvesi var. İstanbul'da düzenleniyor. Basına kapalı olmakla beraber Erdem Başçı'nın Merkez Bankası Başkanı'nın da bu toplantıda bir konuşma yapacağını hatırlatalım. Bütün bunların öncesinde BIST 175.100'ün üzerinde işlem görüyor. Hem borsa hem kurla ilgili günün geri kalan kısmına ilişkin beklentilerinizi alabilir miyiz? Şimdi dün Avrupa ve ABD piyasaları ise bazı hareketlerden Ukrayna gerginden gerilemişti. Bu sabah Asya piyasasına baktığımız zaman Çin hizmet PMI verisinin olumsuz gelmesi, ayrıca Japonya'nın değer kazanması sebebiyle Asya borsalarında bir gerileme var. Bu ilk etapta BIST'te olumsuz açılışta sebebiyet verse de BIST'in toparlandığını ve yatay bir hareket gösterdiğini görüyoruz şu anda. Ancak bugün BIST üzerinde asıl belirleyici etken Fed Başkanı Yellen'ın konuşması olacaktır. Şuna bakacağız. Yani Fed Başkanı Yellen ekonomiyi toparlayıcı mesajlar, ekonomiyi destekleyici mesajlar mı verir veya Fed faiz hakkında bilgi mi verir? Buna bakacağız. Eğer ki ekonomiyi destekleyici mesajlar verirse yılın borsalar üzerinde iyimser bir seyir yaratabilir. O yüzden bugün gündem konusu, en büyük gündem konusu Fed Başkanı yılının konuşması olacaktır. Seviye açısından da dün borsa BIST 100 75.500 direncini test etti. Ancak kıramadı, oradan gevşedi. Bugün bu seviyenin yukarı yönlü kırılması durumunda Fed Başkanı yılın eğer ki iyimser mesajlar verir de ekonomi destekleyici mesajlar verir de 75.500 direnci yukarı yönlü kırılabilirse bu hafta içerisinde BIST 100'de iyimser seyrin devamını bekleyebiliriz. Ama ancak 75.500 desteği direnci kırılamaz da oradan bir gevşeme yaşanırsa aşağıda 74.500 desteği öne çıkıyor BIST 100'de. Arda Coşar, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için, yayınımıza katıldığınız için. Borsa açısından 75.500 seviyesinin önemine dikkat çekti Arda Coşar. Fed Başkanı Yellen'ın yapacağı açıklamalarında borsanın yönü açısından önemli olabileceğini vurguladı. Piyasa ile ilgili değerlendirmeleri aldık. Gündemde neler var? Şimdi bunu da haber özetlerimizden aktaralım.